Bugün günlerden Perşembe. Yine Beşiktaş aşkı bizi Dolmabahçe'ye çağırıyor. Evet, bugün 2024-2025 sezonunun kombine biletini almaya gidiyoruz. Dolmabahçe Camii'nin ihtişamlı görüntüsüne bakarak ellerimizi açıp dua ediyoruz geçen seneki çektiğimiz sıkıntıları çekmeyelim diye. Ve dünyanın sayılı en güzel stadlarından birisi olan Beşiktaş stadını görüyoruz. Sanki çok görmeyi istediğimiz birisiyle karşılaşmış gibi heyecanlanıyoruz. Stadın etrafında fırtına öncesi bir sessizlik varmış gibiydi. Rafa Silva'nın, Immobile'nin attığı goller sonrası çılgınca gol sesinin duyulacağı günleri bekliyor gibi sanki. Buraya gelip de kartal pozu vermemek de olmazdı. Stadın etrafındaki müzeler, kartal yuvası, oturma yerleri ve doğa harikası olan parklar sanki Beşiktaş'ın herkesi kucakladığı gibi oraya uğrayanları kucaklıyordu. Stadın üst tarafına doğru yürümeye başladığımızda ise kombinemizi görüş alanı çok iyi olan yerden almak için kafamızdan bir şeyler geçiriyoruz. Nihayet stadın üst tarafına çıkıp kombine işlemlerinin yapıldığı -1'e inmek için yolumuza devam ediyoruz. Stadın -1. Katında kombine işlemleri yapılıyor. Fakat asıl sürpriz sonradan ortaya çıkıyor. Maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcuların yürüdüğü o meşhur koridorları görüyoruz. Salona indiğimiz zaman ise Beşiktaş yönetiminin kombine işlemleri yapanlar için ücretsiz sunduğu içecek dolapları dikkatimizi çekiyor. İşlemlerimizi bitirdikten sonra o meşhur koridorlardan tekrar yürüyerek stadın dışına doğru ilerliyorum. ...2024-2025 yılında Beşiktaş'ımızın giyeceği formaların büyük versiyonlarını da dışarıya koymuşlar. Pazarlama açısından, görsellik açısından çok güzel bir görüntüydü. Bu seneki formalarımızda kırmızı rengin kullanılmaması dikkatimizi çekiyor. Orijinal renklerimizle formaların yapılması bizi mutlu ediyordu. Stadın dışını gezdikten sonra da Beşiktaş'ımıza başarılar dileyerek evimizin yolunu tutuyorduk. Nice başarılarını görmek ümidiyle Beşiktaş semtine veda ediyorduk.